Bismillahirrahmanirrahim. Değerli arkadaşlar, bu videomuzda Arapça 3 İlahiyat ön lisans Arapça 3 baştan sona bir tekrarı hedefledik. Final sınavına girmek için hazırlık yapanlara bir yol gösterme maksadı taşıyoruz. Şimdi hangi üniteler vardı? Mazi, muzari fiil işlendi ünitede. Malum, meçhul yapı işlendi. İsmi mevsuller, nasb konusu, cezm konusu, atıf konusu, mef'ul-i mutlak, mef'ul-i leh, mef'ul-i fih konuları işlendi. Bununla birlikte tüm ünitelerde fiillerin harfi cerlerle birlikte kullanımı işlendi. Ona benzer birkaç şey daha işlendi. Şöyle bir özet yapmaya çalışalım. Benim özetten maksadım nedir? Özetten maksadım, dil bilgisi konularını her bir ünitede icra edebilmek. Yoksa sizler fiiller ve harfi cerler kullanımı verilmişti ya, şu fiil ile şu harfi cer kullanılırsa şu manaya gelir. Et-tabirat vardı. Bunları, manalarını bilerek sınava girmenizi öneriyorum. Hangi fiilden sonra hangi harfi cer geliyor, boşluk sorusu çıkabilir. Ve biz dil bilgisi konusunu ne kadar anlamayı başardık, bunu hedefleyen bir video çekmeyi düşündüm. Bu bağlamda başlayalım. Zikriyatü ceddi, dedemin anıları diyor. Buraya baktığımızda işlenen üniteler, yani mazi, muzari, malum, meçhul, isim, mevsul vesaire. Şu yapıda öyle bir şey söz konusu değil. Fiye min müreyyamil ahad, günlerden bir gün. Şimdi buraya da baktığımızda gün kelimesi geçiyor. Yani gün kelimesi geçiyor olması bir zaman ifade ediyor. Kişinin aklına mef'ulün fihin zaman bölümü gelebilir, ama burası bir fiil cümlesi olmadığından akla böyle bir şey gelmesin. Kâne el-cevvelu el-cevvu müşmilen. Kâne'yi görmekteyiz ama burası kâne'den sonra bir fiil gelmiyor. Fiil gelseydi o zaman belki de bir hikaye kipinden bahsedecektik. Ama an itibariyle bahsedemiyoruz. Ama şurada belki de bahsedebiliriz. An itibariyle kâne'yi görmekteyiz. Kâne ve türevlerinden kânet gelmiş. Ümmi, annem idi. Ne idi? Kadda'at ceddi. Dedemi davet etmişti. Şimdi burada kâne'den sonra fiil geldiğini görmekteyiz. Mazi bir fiil var. Başına kat gelmiş. Ümmi var. Burada ne anlamalısın? Kâne ve türevlerinden sonra mazi fiil ve başında kat varsa buraya sen geçmiş zamanın hikayesi demelisin. Davet etmişti. Geçmiş zaman hikaye kipini burada görebilmelisin. Zaten ilgili ünite de buydu. Bununla birlikte da'ate baktığında da'at malum bir fiildir. Bunu görebiliyor muyuz? Mazi malum bir fiil. Bu da ilk üniteyle alakalı olsa gerek. Kâne meri lan munzu, bunlar dahil değil. Neverte. Mesela fiil çekimi var değil mi? Mazi fiil çekimi. Şuradaki neverte'nin ne olduğunu anlayabildik mi? Nevvera, nevvera, nevveru, nevverat, nevverata, nevverne, neverte. İkinci şahıs, müfret, müzeker, muhatap. Diğer adlandırmayla. Tabahtu, tabaha. Mazi fiildir burası. Tabahtu, birinci şahıstır. Nefsi mütekellim vahde diye de adlandırılabilmektedir. Selimet, Selime, Selimet, Ketebet gibi üçüncü şahıs müfret, müennes, gaibe olduğunu fark edebiliyor muyuz? Fiil çekimine şu an odaklandık. Vekerat, Vekerat, Selimet de aynı kalıptır. Vekerat, Selimet, yani sonu cezimli bir T'dir. Müfret, müennes, gaibe denmektedir buna. D bir D işte üçüncü şahıstır ve müennestir. Keyfe kânet. Kânet de bir fiil çekimi. Kâne, kâna, kânu, kânet. Yine aynı kalıptır. Burada herhangi bir zaman zarfı, işte geçmiş zamanın kipi veya gelecek zaman hikaye kipi gibi bir şey demiyoruz. Peşine fiil gelmemiştir bundan dolayı. Kuntu yine birinci şahıstır. Kuntu derken hine e'işu. E'işu
Yani kâne ve türevinden sonra muzari bir fiil gelmiştir. Dolayısıyla burada manaya bakarsan o zamanlar köyde ailemle yaşardım. Geniş zamanın hikaye kipi olduğunu farkındasınız. Kâne artı muzari kullanmıştır. Kâne artı muzari er manası vermektedir. Nerede? Fil garreti köyde. Fil gareti köy bir mekan ifade eder mi? İfade eder. Öyleyse burası mef'ulün fih olmalıdır. Kuntu esteygizu. Kuntu ben idim esteygizu. Uyanırdım. Yani burada da ne olmuştur? Kâne artı muzari kullanılmıştır. Dolayısıyla geniş zamanın hikaye kipi kullanılmış. Mübekkiren erken vakitte. Erkenliğin bunu yapardım. Bir zaman bildirmektedir. Fiilin yani estegizu uyanma fiilinin yapıldığı zamanı bildirdiğinden mef'ulü fihtir. Ezhebu ben giderdim ma validi ilel gabeti lil ameli. Kâne validi yegumu biharasetil gabeti. Kuntu ben idim. Yine kâne ve türevlerinden sonra muzari fiilin geldiğini görmekteyiz. Dolayısıyla burada da bir hikaye kipi söz konusudur. Geçmiş zaman hikaye kipi. Kâne artı muzari kullanılmaktadır. Fi bazı ahyani bazı zamanlarda bazen zaman bildirir mi? Bildirir. Öyleyse mef'ulü fihtir. Künna nedhebu. Kâne ve türevlerinden künna gelmiştir. Birinci şahısı biz manasındadır. Peşine muzari gelmiştir. Öyleyse geniş zaman hikaye kipi olmuş olur. Nereye giderdik biz? Nehre giderdik. Bir mekandır bu. Öyleyse mef'ulü fih olmalıdır. Kânet el hayatu ecmel. Kânet idi el hayatu ve esel minel an. El an mef'ulü fih'tir. Keyfe kânet eyyâme Ramazan fî ahdi şebâbike. Şimdi burada eyyam kelimesini görmekteyiz. Kânet idi eyyâm Ramazan. Ramazan günleri idi. Ama buradaki eyyam kelimesinden mef'ul fih diyemeyiz. Çünkü yapılan bir eylemin zamanı bize bildirmemektedir. Mef'ul fih değildir yani. Kânet eyyâmı. Kânet'in ismi olur burada. Kuntu ben. Ene ben yani. Ve küldü şebabil garreti. Garde köye bir mekan bildirmektedir. Nesumu şehr Ramazan'a. Nesum oruç tutardık. Tutuyoruz. Şehr Ramazan. Ramazan ayı. Şehir kelimesi ay manasına gelmektedir. Yani 29 gün, 30 gün gibi bir zaman dilimi ifade ettiğinden mef'ulü fih olmaktadır. Yine kâne ve türevlerinden sonra fiil geldiğini görmekteyiz. Dolayısıyla yine geniş zamanın hikaye kipinden söz edebiliriz. Kül kelimesini görmekteyiz. Mef'ulü fih diyesimiz geldi ama ortada bir fiil yok. Dolayısıyla mef'ulü fih diyemeyiz. Fi vaktil iftari ba'de zarfine mef'ulü fih'tir. Eğer bir fiil cümlesiyle alakalı olsaydı. Evet, ba'den nesteme işittikten sonra savtel midfa'i künna nuftiru sürekli kâne ve türevlerinden sonra muzari fiil geldiğini görmekteyiz. Yine yani geniş zaman hikayesi söz konusu. Nusalli fiil muzaridir. Peşine el mağrib zaman bildiren bir kelime gelmiştir. Öyleyse mağrib ne olmalıdır? Mef'ulü fih olmalıdır. Yine kâne ve türevlerinden sonra muzari fiil görmekteyiz. Öyleyse yine geniş zaman hikaye kipinden bahsediliyor. Elbette her ne zaman kâne ve türevlerinden sonra muzari fiil gelirse geniş zamanın hikaye kipi olur demiyoruz. Bazen de şimdiki zamanın hikaye kipi olur. Şimdiki zamanın hikaye kipini elde edebilmek için iki yöntem vardı ama bunu unutmayalım. A şıkkı, B şıkkı diye muhtemelen ayırmışızdır. Nusalli el-işa. El-işa kelimesi ne oldu? Mef'ulü fih oldu. Önceki nütelerle bağlantı kuruyoruz. Yine kâne ve türevlerinden sonra bir muzari fiil gelmiştir. Dolayısıyla geniş zamanın hikaye kipi olduğu kâne ve türevlerinden sonra muzari fiil gelmemiştir. Öyleyse burada geniş zamanın hikaye kipi kuruldu denilmez.
Tef'alûne, siz yapıyorsunuz fil e'yâdi, bayramlarda. Nerede? Bayram. Bayram bir zaman dilimidir. Öyleyse mef'ulü fihtir. Fi nihayeti şehr Ramazan. Ramazan'ın sonunda. Son. Bir zaman dilimidir. Ramazan ayı da, yani Ramazan kelimesi, ay kelimesi, bunlar da hepsi mef'ulü fih manasına gelmektedir. Ramazan ayının sonunda künna, biz idik. Nehtefilu. Kâne ve türevlerinden sonra muzari fiili gelmiştir. Dolayısıyla yine geniş zamanın hikaye kipi elde edilmiştir. Bakıyorum başka var mı burada? Galiba başka yok. Okuma parçasını böylece bir özetledik. Ve şuraya bakalım. Yine birinci nüte. İrbit bil hayati, yaşamla ilişkilendir. Sayfa 35 civarı. Bede eretraku et taarrufe alel islami vel müslimine. Vel müslimine. Unuttuğumuz bir konu vardı. O da neydi? Atıf edatları. Vav harfi burada atıf edatı olarak görev yapmaktadır. Görüldüğü üzere ala harfi cerdir. El islami. İslam kelimesini mecrur yapmış. Cer alameti esredir. Vav atıf edatı sağdaki mecrurluğu sola aktarmış. El müslimine de mecrur olmuştur. Cer alameti bu kelime cemi müzekker salim olduğu için cer alameti yağdır. Esra aranmaz, yani nunun sağında yağ olması bunun mecrur olduğunu göstermektedir. Bu atıf konusuyla bu şekilde ilişkilendirilebilir. Başka ne var? Neticete zurufi itibaran minel karnis samini. Başka işlediğimiz konularla alakalı bir şey göremedim ama şunu gördüm. Şurada geçen defa'tu veya defa'at. Her halükarda bu nedir? Fiildir. Fiil olduğunu fark etmemiz gerekiyor. Defa'tu olsa mazi olur. Defaat olsa yine mazi olur. Kâne mu'zamul etraki ya'tenigûne ya'tenigûne i'teneqe ya'tenigû. Muzari fiil olduğunu fark edebilmek. Kâ ve kânet ve nemedu. İz kânû yu'minûne. Kâne ve türevlerinden sonra muzâri fiil gelmiştir. Bil ilâhil vâhidi ve vücûdi şeytâni. Vav atıf edatıdır. El vâhidi mecrur bir kelimedir. Bil ilâhi el vâhidi. Burası mecrur. Vav da sağındaki mecrurluğu sola aktarmış ve vücûdi. Bu kelime de mecrur olmuştur. Bu kelime muzaf olduğu için şeydani kelimesi de mecrurdur. Vav yeni bir atıf edatı. Bu da sağındaki mecrurluğu sola aktarmış. Bekai yapmıştır. Bega kelimesi de burada muzaftır. Er-ruhi onun muzafun ileyhi olduğundan mecrurdur. El-ruhi. Vav et atıf edatı sağdaki mecrurluğu sonra aktarmıştır. El-ahireti bu kelime de mecrur olmuştur. Vav atıf edatı yine sağdaki mecrurluğu sonra aktarmış. El-cenneti bu kelime de yine mecrurdur. Esre ile mecrur olmuş. Vav yine atıf edatı sağındaki mecrurluğu sonra aktarmış. En-nari bu kelime de mecrur olmuştur. Bayağı bir vav atıf edatının ard arda geldiğini görmekteyiz. Elbette gördüğümüz tüm vavlar atıf edatıdır diyemeyiz. Hangisi atıf edatıdır? Hangisi başka bir vavdır? Mesela kasem vavı olabilir. Yemin manasına gelen. Vel asri. Oradaki vav atıf edatı değil. Yemin manasına gelmektedir. Vavul kasem denilir. Vavu haliye var. Yani çeşitli vavlar vardır ama burada atıf edatı olarak kullanılmıştır. Yine vav atıf harfini görmekteyiz. Mislu ez-zulmi ve zi ve zina. Bu kelime de mecrurdur. Vel katli ve serikati vel kidbi. Bunların hepsi mecrur. Neden? Buradaki vav harfi vav
Atıf edatıdır burada. Sağındaki mecrulu sola aktarmış. Buradaki vav da aynı işi yapmış. Buradaki vav da sağ sola aktarmış. Buradaki de vav sağdaki mecrulu sola aktarmış. Peki bu mecruluğun başlangıcı neresi? Mislu kelimesi burada muzaftır. Ez-zulmi kelimesini bizzat misil kelimesi cer etmiştir. Bundan sonraki cerliği vav aktara götürmüştür. Geçtik buraya, en azından iki bölüme bakmış olduk. İkinci ünitedeyim şu anda. El müderris lima teahhartum. Teahhara'dan teahhartum fiildir. Fiil olduğunu fark edebilmek önemli olabilir. Fetaha futiha meçhul bir mazi fiil olduğunu fark edelim. Bu da aynı şekilde meçhul mazi fiil. Futiha es-sa'ate. Şimdi futiha meçhul fiil ne alır? Naibu fail alır. Nereden naibu fail? Gizli. O da nedir? Hüvedir. Futiha fethedildi. Hüve o. Nereden bahsediyorduk biz? Fethedildi veya açıldı. Neyden bahsediyorsak o. Neden bahsediyoruz? Yurdun lokantasından bahsediyoruz. O zaman hüve gizli zamir, naibu faildir. Kastedilen şey lokantadır. Yani met'am, seken. Met'amdır. Meta yuftahu iftaha yeftahu yuftahu. Burası da meçhul muzari fiil olmaktadır. Külle yevmin. Esasen mef'ulün fih şuydu. Kül ona muzaf olduğu için artık kül mef'ulü fih olmaktadır. Mef'ulü fih konusunu hatırlarsak böyle olduğunu anlarız. Bununla birlikte futiha açıldı. Ne zaman açıldı? Saat 8'de açıldı diyor. Mef'ulü fih olur değil mi? Sabah. Mef'ulü fih kelimeler bunlar hep. El yevme mef'ulü fih'tir. Yuftahu es-sa'ate es-samin illa ruban. Buralar hep mef'ulü fih'tir çünkü zaman bildirmektedir. İclisu iclisa iclisu emri hazır olduğunu, bir fiil türü olduğunu, iftahu yine emri hazır olduğunu fark edebilmek önemli olabilir. Eyne nerede diyor kitabu ke senin kitabın ya İdris. Eyne bir mekan bildirir değil mi? Nerede? Yani orada, burada, şurada. Ama burası bir fiil cümlesi olmadığından buna mef'ulü fih diyemiyoruz. Seraka surika meçhul mazi fiil. Aynısı yine geçerli. Yine geçerli. Başka var mı? Evet. Surikat yine meçhul bir mazi fiildir. Avvallah. Avvaba, fa'ale, yufa'ilu, tef'il. Bilenler için tef'il babından mazi fiil olduğunu fark edebilmek. Kendisine kef zamiri bitişmiştir. Erade, uride. Erade, uridu. Meçhul bir fiil. Emsi. Mef'ulü fih olduğunu fark edelim. Emsi. Sin esreyle okunmaktadır. Kesre üzere mebnidir değil mi? Her zaman kesre alır ama mahallen mensup olmaktadır. Çünkü mef'ulü fih'tir. Velede vulide meçhul bir mazi fiil olduğunu fark edebilmek yine önemli. Başka nerede var? Men rafa'a el ezane el evvel. Rafa'a rufi'a. El ezan onun mef'ulü pardon naibu fail olmaktadır. El evvel sıfatı. Hâdâ sahihun. Ve metâ ne zaman? Vuribet. Varabe vuribe. Yine meçhul mazi fiildir. Fî ehdil halifeti. Halife zamanında diyor. O zaman zaman bildirdiğine göre mef'ulü fih olmalı. Artık ben de geçiyorum. Fazla zaman kaybetmek istemedim. Sürekli mef'ulü fih örnekleri karşımıza çıkıyor. Ya da en çok benim dikkatimi onlar çekiyor da diyebilirim. Geniş çaplı bir inceleme yapmadım. Şöyle bir 10 üniteye göre bakayım dediğimde en çok dikkatim onlar çekti. Şimdi buraya bakıyorum dikkatimi ne çeker diye. Buraya göz attığımda Arefe ya'rifu yu'rafu meçhul muzari fiil olduğunu görüyorum. Eynema her nerede halle zayfun türkiyün fi Türkiye. Türkiye'de mekan bildirmektedir. Halle
Medde gibi muzaf bir fiildir. Fi Türkiye'de mef'ulü fih olmaktadır. Seyukaddim. Aslında kaddeme yukaddimu kendisine sinek eklenmiş, gelecek zamana ait kılınmış bir muzari fiil görmekteyiz. Buraya da geçelim. Üçüncü ünitedeyiz. Fil fundubi. Funduk. Otel. Bir mekan bildirmekte. Bunu bir fiil cümlesinde görsek direkt mef'ulü fih deriz. Ama an itibariyle cümleye yazılmış bir yer yani. Buna çıkıp mef'ulü fihtir denmez. Ne denir? Mübteda haber söz konusudur. Mesela hâdâ işte şurası neresidir? Fil fundugi. Veya işte eskunu ben oturuyorum nerede? Fil funduk desek o zaman mef'ulü fih olabilir. Ayyene uyyine. Meçhul mazi fiildir. Muhammed onun faili olur. El mezduk sıfat olur. Kable önce demektir. Dolayısıyla mef'ulü fih'tir. Zaman bildiriyor. An itibariyle kendisi orijinal bir mef'ulü fi'ye muzaf olmuş. Şehir kelimesi ay demektir. Bu durumda ona muzaf olan kelimeler mef'ulü fi olarak adlandırılmaktaydı. Hatırlayınız. Elleti, elledi bunlar isim mevsuldür. An itibariyle elleti kullanılmıştır. Çünkü hemen sağ tarafındaki kelime yani es-Suudiye kelimesinin müennes olduğunu görmekteyiz ve müfrettir. Dolayısıyla peşine getireceğimiz isim mensubun da ona uyumlu olması yani müfretse müfret, müennesse müennes olması gerekir. Bu yüzden müennes ve müfret olmuştur. Hatta peşine gelen fiil de hem müfret hem müennestir. Çünkü sağındaki elleti müfret ve müennestir. Ona uyum sağlaması gerektiğinden dolayı böyle olmuştur. Ve vesale. Vesale mazi fiildir. Mesa el yevmi. Yevm kelimesi de mesa kelimesi de zaman manası ifade eder. Burada mesa kelimesine mef'ul fih deriz. Seya'gidu. Akade ya'gidu. Seya'gidu. Sin sonradan eklenmiş fiil muzari'nin gelecek zamanı ifade edebilmesi için. Fi funduki. Burada fi funduk kelimesi mef'ul fih olmaktadır. Çünkü zaman bildirmekte. Nezele kable. Kable kelimesi mef'ul fih olmaktadır. El an kelimesi yine zaman bildirmektedir. Ve hu el an şu anda yetekellemi konuşuyor. Yetekellemi konuşuyor. El an şu anda. El an burada mef'ulü fih olarak değerlendirilebilir mi? Değerlendirilebilir. Muhammed el mezruk, merzuk. Merhaben bikum, ene Muhammedun. Burada ne bulabiliriz? Konularımız mazi, muzari, nasb, cezm, atıf, mef'ul, mutlak, fih olduğunu düşündüğümüzde göz atıyoruz. Seyyetûne etâ ye'ti ye'tûne seyyetûne sin sonradan eklenmiş yine muzari fiili gelecek zamana ait kılmak için sabah kelimesi zaman bildirdiği için mef'ulü fih olur. İstekbele ustukbile. Meçhul mazi fiildir. Fil medari. Metar havaalanı demek. Fi de da burası mef'ulü fih olacaktır. Mekanı bildirmektedir çünkü. Ustukbile. Vuyufukum fil medari. Ustukbile yine meçhul mazi fiil. Vuyuf onun faili. Fil medari mef'ulü fih olmaktadır. Ve uhziru ilel funduki. Funduk kelimesi mef'ulü fih mekan bildirmektedir çünkü. Ve hum onlar el an şu anda yesterihune istirahat ediyorlar fi gurafihim odalarında. Nerede yapıyorlar bu işi? Odalarında öyleyse mef'ulü fih olmaktadır. Biraz sardırdım aşağıya doğru geldim. Mesela şuraya bakalım. Muvazzıful istikbal. Nahnu na'rifu dârik. U'iddet lil muttaqin. A'adde u'idde. Meçhul mazi fiildir. Yeşteriku se yeşteriku. Sen yine sonradan dahil olduğunu fark etmektesiniz. Burayı da geçiyoruz. Dördüncü ünitedeyiz sanırım. 98 sayfa 100 o civarlardayız. Qira'atun. Adatun adetler. Nerede? Fil mücteme'i Türkiye. Türk toplumundaki adetler. Eş'abu Türkiye'yü yu'teberu. İ'tebera ya'tebiru yu'teberu. Meçhul muzari fiil olduğunu fark ediyorsunuz. Ehabbe yuhibbu. Bu defa malum muzari bir fiil söz konusu.
İhterame yahterimu muzaridir, malumdur. Hatta fi tarikatil hitabe kelleme yükellimu muzari malum fiildir. Başka ne var konumuzla alakalı? Ne görebiliriz diye bakıyorum. Buralar pek bir şey göremedim. Bu üniteye de geçiyorum. İsim mevsul konusuna gelmiş olduk. İsim mevsul ünitesindeki parça Ey Buneyye, inneke el an tedrisu fi İngiltere'de diyor. Ba de zarftır. El an zarftır. Ekmelte, ekmele, ekmelte, ketepte gibi o kalıptaki bir mazi fiildir. Fi misra, mef'ul fihtir, zarftır. Ellezine, cemi müzekker bir ismi mevsul olmaktadır. Derasu, mazi fiil, ketebe, keteba, ketebu gibi üçüncü şahıstır, cemidir. Kable, zarftır. Fi Avrupa, yine zarftır. Mef'ul fihtir yani bunlar. Eşkalun ve elvanun. Vav atıf harfi görüldüğü üzere eşkalun merfudur. Bu yüzden elvanun bu da merfu olur. Emkene yumkinu muzari fiildir. İfal babından bilenler için. Taksimuhum ila mecmuatin. Feminhum men. Men neydi? Zaten bu da isim mevsuldü. Şa'ra ketebe gibi mazi bir fiildir. Fi misra. Burası da mef'ulü fih olmaktadır. Kânet hiye mefkûdeten ferraâhâ fi Avrupa mevsûraten fakat teharrara teharrara aslında harra teharrara muzaaf bir fiil tefaül babına aktarıldığı zaman böyle yazılır teharrara olur 3 tane aynı harften arda arda olur yani başka ne var şimdi hep İsim mevsuller burada işlenmiştir. Kaza, rama gibi nakıs bir mazi fiildir. Ve kâne yasrifu. Çok oldu artık bunlardan görmeyelim. Kâne ve türevlerinden sonra muzari fiil gelirse demiştik. Geniş zaman hikayesi. Küllemâ yasilu vesale yasilu min ebeveyhi min malin fi şehevatihi alel rağmi ennehu muhtacun. Burada da bir takım şeyler artık gördük. Şu son yerlere bakalım. Fehime, fehima, fehimu, ketebe, keteba, ketebu gibi. Aynı fiili estirili bulunduğu babla alakalı. Mazi fiildir. Üçüncü şahıstır. Saferu aynı kalıp yine. Li yedrusu, derase yedrusu, li yedrusu. Lam burada cezmetmiştir. Cezim konusunda düşünebiliriz. Cezim diye de bir ünitemiz vardı. Li yedrusu onlar ders çalışsınlar diye. Emri gayb lamıdır bu. Cezim alameti olarak sondaki nun düşmüştür. Aslında bu yedrusu ne idi? Nun düştüğü yerine elif yazıldı. İlmen ve ahlakan. Var burada atıf harfi. İlmen mensup olduğu için ahlakan da mensup. Çünkü arada atıf harfi var. Fehum yaraune fi kulli menzarin. Her bir manzarada. Manzaranın tamamında yani. Yaraune onlar görürler. Nerede görürler? Manzaranın hepsinde. Nerede görürlermiş? Burada görürler. Öyleyse orası mef'ul fih'tir. Peki ne görürler? Dersen bir ders görürler. O zaman burası da mef'ul bih olmaktadır. Yaudun onlar dönerler. Nereye dönerler? Ülkelerine dönerler. Şehirlerine dönerler. Döndükleri yer burasıdır. Burası bir mekandır. Öyleyse mef'ul fih olmaktadır. Ve kad nalu ilmen vasi'an ve hibraten. Vav atıf harfidir. Sağ tarafı mensup olduğundan sol tarafı da mensup olmaktadır. Nasb edatları bir sonraki üniteye geldik. Uridu en eşrebe. En nasb edatıdır. Eşra B. Eşrap fiilini nasb etmiştir. Nasb alameti ba'daki fethadır. Şu mu yoksa bu mu? Em atıf edatlarındandır. Bil halibi emsadetin. Şundan mı bundan mı?
Em, şu mu bu mu? Atıf edat. Lev semahte ketebte gibi mazi bir fiildir. Bi sükkerin em bi duni sükkerin. Lev tekerram ti tekerrame tekerram ti mazi fiildir yine. Fiillerde işlendiğinde bunu söylüyorum. Em yine atıf edatıdır. Ercu, raca, yercu, muzari fiil birinci şahıstır. Tahte, zarf. Yani meful fi olurdu burası bir fiil cümlesi olsaydı. Len nasb edatıdır. Eteahhara, ra'daki fethayı lene borçluyuz. Yani nasb alameti demek ki fetha. Memnu'u tevekkuf, durmak yasaktır. Limada niye tentezir bekliyorsun? Huna burada. Hayırdır diyor. İntezara yenteziru tenteziru muzari fiildir. Li ahude. Şuradaki li'den dolayı ahude. Şurası fethalı oldu. Aslında ahudu idi. Peltekze ötülüydü. Baştaki lamdan dolayı fethalanmıştır. Demek ki nasip etmiş. Nasip alameti fetha. Tamam, burayı da geçmiş olduk. Bakalım başka okuma parçasında bunlara değinilmiş mi? Bir okuma parçası daha vardır. Esir esna nevm. Şöyle baktığımızda burada da fazla bir şey göremedim. Buraya da geçelim. Cezmedatları Mustafa Demir ile Yusuf İdris arasında bir diyalog söz konusu. Hel yumkinu emkene yumkinu muzari fiil. Ente tetehaddesu. Cezmedatları dese de en nasip etmeye devam ediyor burada. Tetehaddesu ne idi? Şurada nun vardı. Nun silindi, onun yerine elif geldi. Nasf alameti demek ki nunun silinmesi. Bazen bir şeyin var olması, bazen de bir şeyin yok olması nasf alameti olur demiştik. Eyne vulittum? Nerede doğdunuz? Mada derastum? Ne okudunuz? Eğitim neymiş? Diye soruyor. Vulittu, ben doğdum. Fi gareti. Bir köyde doğdum. Öyleyse burası nedir? Mef'ul fih'tir. Bir mekan bildirmektedir. Geçtik. Lem edrus. Lem cezmetmiştir. Şuradaki sinde esasen edrusu ötre vardı. Lemden dolayı ötre gittiği yerine sükun işareti gelmiştir. Alime alimtu. Tabiben. Havetu en a'mele. En nasb edatıdır. A'mele. Lamdaki fethayı ene borçluyuz. Aslında a'melu idi. En onu nasb etmiştir. Nasb alameti olarak oraya fethayı verdirdi. Lem uhibbe. Aslında uhim bu idi. Ba'da ötre vardı. Lem onu cezmetmiştir. Cezm alameti olarak fethayı görmekteyiz. Dikkat ediniz. Muzaf fiillerde böyleydi. Lem ektubu. Lem cezmetmiştir. Başka da bir şey yok. Buralara geçelim şimdi. En azından baya bir kısmına bakmış olduk. Yaklaşık yarısını inceledik kitabın. Yasin suresinden konumuzu incelemeye çalışalım. Yasin ve Kur'an-ı Hakim. Burada işlediğimiz konuyla alakalı bir şey göremedik. İnneke le minel murselin. Burada da işlediğimiz konuyla alakalı bir şey yok. Dördüncü ayette de yok. Beşinci ayette de yok üstelik. Altıncı ayette var ama. Litunzira enzera yunziru tunziru. Razammeli olmalıydı, ötreli olmalıydı. Lamdan dolayı değil ama. Lam ne yapmıştır? Cezmetmiştir. Cezimden dolayı ra'da, pardon, nasb etmiştir. Nasb'dan dolayı ra'da fetha vardır. Demek ki bu fiil nasb alameti ra'daki fethadır. Neden nasb halinde? Baştaki lamdan dolayı. Enzera unzira. Meçhul bir mazi fiil görmekteyiz. Enzera unzira. Naibu faili de abau olmaktadır. Laqad haqqal qawlu ala ekserihim fehum la yu'minun haqqa medde azza şedde gibi muzaf bir fiildir. El kavlunun fail olmakta. Başka konuyla alakalı e'mene yu'mini yu'minune muzari fiildir burası.
Onu da söyleyebiliriz. Malum. Cealna, ketebna, fetahna gibi mazi birinci şahıstır. Başka konuyla alakalı bir şey yok. Ve cealna min beyni eydihim sedden ve min halfihim sedden fe ağşeynâhum fehum lâ yubsirûn ebsara yubsirû yubsirûne muzari fiil. Burası da mazi fiil. Beyne eydihim. Beyne zarftır bildiğiniz üzere. Enverte. Birinci e soru. Konumuz değil. Enverte. Peşine gelen enverte mazi bir fiildir. İfal babından. Lem tun zeyir. Lem cezmetmiştir. Tun zeyir. Ra'nın sükunun cezm alametidir. Tunziru innema tunziru enzera yunziru tunziru malumdur muzari fiildir. Men o kimse ki men nedir burada? İsim mevsuldür. İttebe'e burası mazi fiildir. Haşiye yine mazi fiildir nakıstır. Fe beşir emri hazır beşşaradan beşir emri hazır olur. Nasb alameti cezm alametin atıf mefuru leh fih mefuru mutlak pek göremedim ben. Nahnu nuhyi nuhyi biz diriltiriz. Ehya yuhyi nuhyi muzari fiildir. Ma isim mevsuldür. Külle şeyin her bir şeyi ehsayna biz saydık yazdık. Meful fihtir kül. Başka da bir şey konuyla alakalı. Vevrib ve ivrib emri hazırdır, fiildir yani. Varabe yevribu kökünden emri hazır olur. İd cae mazi fiildir. Murseluna konu dışı. İd ersenna erseltu ersenna mazi fiildir. İleyhim isneyni fe kezzebu kezzebe kezzeba kezzebu mazi fiil olduğunu hatırlatalım. Ezzezna Azzeze, azzezna yine mazi fiil. Kalu zaten mazi fiil meşhur. Kalu yine geldi. Ma entum burada olumsuzluk için ma var. Buradaki isim mevsul değildir. Ma enzele bu da olumsuzluk. Enzele fiili mazi fiil mazidir kendisi. İn entum bu da cezm edatı değil, yine olumsuzluk içindir. İn. Çeşitli inler var yani. Ya'lemu alime ya'lemu muzari fiil. Ma aleyna illa el belâ el mubîn konu dışı. Tedayyarna biz uğursuzlandık bikum sizin yüzünüzden. Tedayyarna. Lem tentehu. Lem cezm edatıdır. Tentehu ne idi? Nun silindi. Yerine elif geldi. Lem cezm edatıdır. Alameti ise nunun düşmesi. Başka da bir şey göremedim. Bu işlenen üniteler eski müfredata ait olan kitapta da işlenmişti. Fiil türler olsun, isim mevsuller olsun, naibu fail, meçhul fiil olsun, mefulü fih, mefulü mutlak, mefule, atıf ve türleri daha önceki basım olan kitapta işlenmişti. Bunların her birini biz video olarak çektik. Şu an itibariyle adresimizde mevcut bunlar. YouTube hesabında var. Zamanı olan, pekiştirmek isteyen bu üniteleri de izleyebilir, bu videoları da izleyebilir. Zaten aynı konu, dil bilgisi aynı birebir. Elbette farklılıklar var. Ne gibi? Şu yeni basımda harfi cer ve fiil kullanımı var mesela. Eski basımda bunlar yoktu. Ama dil bilgisi tekrarı için diğer videoları izlemeniz kesinlikle faydalı olacaktır. Videomuzu burada tamamlıyoruz.